Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri tarif videoları paylaşamıyorum. Evet, yoğunluktan dolayı, ama izlenmeye ve beğenmeye göre ne kadar sıklıkta paylaşırım bilmiyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün sokak simidi yapacağız. Çıtır simit, gevrek simit. Evet, simidin tanesini 2,5 liraya sattıkları için 3 lira mı oldu? Evet, 3 liraya sattıkları için biz de kendimiz de yapabiliriz diye tarifini paylaşmak istedik. Malum okullar açıldı, çocuklara koymak için güzel bir fikir. Bu aralar bu tarz tarifler atabilirim arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan tarifimize geçelim. Malzemelerimizi sayalım, ondan sonra yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir bardak kadar susam ayarladık. Biraz eksik ama idare edeceğiz. 1 kilo un, yeteri kadar tereyağı, az bir şey kasemizin içine koyduk. 100 gram falan çıkar bu bence. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, yarım paket yaş maya, 1 çay bardağı pekmez, 1 çay bardağı su. Hamuru içinde 2,5 su bardağı, 200 millik standart bardaklardan su ekliyoruz. Önce hamuru için başlayalım arkadaşlar. Hamurunu yoğuralım, ondan sonra yapım aşamasına sonra geçeceğiz. Evet arkadaşlar, mayamızla şekerimiz eridi. Bu şekilde unumuzu kontrollü bir şekilde aktarıyoruz. Yavaş yavaş aktarıp yoğuracağız. Unumuzu gördüğünüz gibi pastalık undan koyduk arkadaşlar. Biraz sertleşmeye başladı. Arkadaşlar gayet sertleşti. Hala elimize yapışıyor. Onun için biraz daha yoğuralım dedik. Evet arkadaşlar, elimize yapışmayana kadar yoğurduk hamurumuzu. Şimdi beze yapacağız bunları. Bu şekilde orta boy eşit bir şekilde hamurlarımızı beze yapıyoruz. Evet, üzerine sofra örtüp bezelerimizin 15-20 dakika dinlenmeye alıyoruz. Ondan sonra diğer işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. ...15 dakikadan beri böyle tepsi mayamızda dinleniyordu. Şu hakiki köyde kendi imalatımız, bir çay bardağı koyacağız. Gördüğünüz gibi üzüm pekmezinden kullanıyoruz biz. Şunun ağzını bir kapatalım önce. 1 çay bardağı da su kullandık arkadaşlar. Ve beraberinde çırpıyoruz, iyice karıştırıyoruz. Normalde şekeri eritip yapıyorlar bunu. Bizim tarifimizin en belirgin farkı bu. Hem daha lezzetli olur, daha mükemmel olur, hem de zahmetsiz olur arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu şöyle bir kenara alalım. Susamımızı da bu arada
tabağımıza dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu şekilde büküyoruz, ikileyip. Böyle bu şekilde içinden geçirdik. Pekmezimizin içine batırdık. Susama batıralım. Yağlı kağıdımızın içine koyduk tepsimizin. Üzerine biraz un serpelim. Elimize hafiften yapışıyor sanki. Sarıyoruz iyice. Sardık. Ondan sonra böyle geçiriyoruz içinden. Pekmezimize batırıyoruz. Susamlayıp tepsimizin içine düzüyoruz arkadaşlar. Hepsini bitirdik. Arkadaşlar fırınımızı açmıştık biraz önce. Susamlarımıza batırdık hepsini. Gördüğünüz gibi biraz arttı suyumuz. Bunu heba etmeyeceğiz, dökmeyeceğiz arkadaşlar. Başka bir zaman yaptığımızda yine kullanacağız. Bir bardağın içine koyup kaldıracağız. Şimdi bunları fırınımıza atalım. 220 dereceye açtık arkadaşlar. Piştikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım ne kadar sürede pişecek. Çayımızı demleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi 21 dakika oldu tam. Fırımızı önceden açmıştık, ısıtmıştık. O şekilde koyduk. 220 derecede pişirdik arkadaşlar. Evet, bu hazır oldu. Kapatalım bence. Çayımız kaynadı, demledik, hazır ettik. Soğumaya çıkarttık, simidimizi biraz soğudu. Yine de sıcaklığı var hafiften. Biliyorsunuz simit çayın yanında mükemmel oluyor arkadaşlar. Çayımız da müthiş olmuş. Şöyle bir tane seçelim. Gördüğünüz gibi altı üstü gayet güzel kızarmış. Görüyorsunuz sesini, duyuyorsunuz.
bir yemek kaşığı içine şeker koymuştuk arkadaşlar. Şekeri biraz az geldi bana sanki. İçinin şekerini bence siz 2 yemek kaşığı koyun arkadaşlar. Haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet mükemmel olmuş, güzel olmuş. Çıtırlığı her şeyi yerinde. Ancak bu kadar olur. Birebir simitçilerinkine uymuş diyebilirim. Yani şimdi burada 3 6 6 bu tepsimizde var. 6 da bu tepsimizde var. Ne kadar? Maliyetini siz düşünün. Bence 10 lira, 12 liralık bir maliyetle 12 tane simit çıkarttık. Yani tanesi 1 liraya gelmiş oldu. Geniş aileler için mutlaka tavsiye ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonunu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Herkese iyi akşamlar diliyorum.